sonrası bir süreç bekliyor hastayı. Evet. Asıl süreç ondan sonra. Çünkü beslenme şekli var, kendi kendinizin doktoru olacaksınız diyorsunuz. Evet. Çünkü hastayı eve gönderirken işte yumurta yemeyeceksin, belli bir süre şunu yemeyeceksin, yağlı kızartma yemeyeceksin. Evet. Nasıl bir beslenme şekli uygulanması gerekiyor? Şimdi biz koleretik diyoruz kabaca tıpta. Yani safra oluşumunu artıran gıdalardan uzak kalması. Nedir? Her türlü yağ, kızartma, evet, kavurma, yumurta sarısı, çikolata, çerez, diğer hani mesela çok yağlı balıklar, kışın balık. Mesela diğer zamanlar kolesterolden zengin olduğu için karides, kalamar vesaire, bunları hastayı bunlardan 1,5 ay uzun tutuyor, uzak tutuyoruz. Yiyecekse bile ileride 6 ay kadar bir tadımlık olabiliyor. Yani kendinizi bunlardan uzak tutun. Tamamen yasak değil diyoruz 1,5 ay sonra. Bir şey hani halk arasında konuşulur, artık safra kesesi alınan yumurta yiyemez. Halbuki hiç öyle bir şey yok değil mi? Hayır hayır, sucuklu yumurta bile yer. Evet. O ama belli bir süre sonra olacak. Çünkü neden? Daha önce bahsettiğimiz gibi safra kesesi safra depolayan bir organdır. Yediğiniz yemeği ancak her öğünde boşalarak hazmettirir. Ancak şimdi yeterli safrayı biriktirecek bir depo kalmadığı için safra yolları bir miktar genişler. Mesela ana safra yolu 5 milim çapındayken 10-12 milim çapına kadar yükselir. Dolayısıyla bu bütün safra yollarında genişleme olacağı için orada safra imal ediyor. Bir kısmı depo edilmiş oluyor. Ama bu da konsantre olmadığı için yine hazmı yeterince çok olmuyor. Bunların hazmedeceği oranda daha az, daha sık yemek yemek.